Meltem'le Zirvedekiler programına hoş geldiniz diyerek bu hafta da programımızı açıyoruz sevgili seyirciler. Neredeyiz efendim bu hafta? Evet, Düzce'nin güzel ilçesi, doğa manzarası ve aynı zamanda balıyla ünlü çok özel bir ilçe Yığılca'dan sesleneceğiz. Daha sonra turumuzu şöyle Yalova'ya doğru uzatarak Yalova'nın gelişen bir ilçesi olan Çiftlikköy'den sesleneceğiz sizlere. Bu çok özel röportajlarla dolu çok özel program sizler için. Saklı Cennet adıyla anılan Düzce'nin şirin ilçesi Yığılca'dayız bu hafta. Meltem'le Zirvedekiler parkıyla şirin ilçeyi gezen Meltem Dikici ve ekibi doğa harikası bu ilçenin tüm güzelliklerini sizlerle buluşturdu. Bu hafta Meltem'le Zirvedekiler programının çok özel konuğu Yığılca Belediye Başkanı Sayın Muzaffer Yiğit. Samimi sohbetiyle Başkan Yiğit'le yaptığımız çok özel röportaj az sonra. Başkan Muzaffer Yiğit'le sohbetimize geçmeden önce Şirin ilçenin özelliklerini sizlerle paylaşalım isterseniz. Ekonomik yapısı genelde tarıma dayalı olan Yığılca ilçesinde fındık ve bal başlıca gelir kaynağıdır. Orman işçiliği ve kapalı kümes tavuğu işçiliği de yapılmaktadır. İlçe, coğrafi özelliği itibariyle eğimli, çoğu kayalık ve ormanlık arazi yapısına sahip olduğundan tarım arazisi dar ve verimsizdir. Ekonomik girdileri tarım geliri olup orman istihsali gelirleri, besi tavukçuluğu, fındık gelirleri ve bal üreticiliği başlıca geçim kaynağıdır. Yığılca'da ülkemiz arıcılığının temel unsurlarından olan bitki çeşitliliği bakımından son derece zengin, topografik yapısı nedeniyle arıcılık için son derece elverişlidir. Yığılca balının özelliklerini anlatmadan evvel Yığılca Belediye Başkanı Sayın Muzaffer Yiğit'e mikrofonumuzu uzatalım diyor, ilçe hakkında düşüncelerini bizlerle paylaşmasını istiyoruz. İsmim Muzaffer Yiğit. 30 Mart 2014 seçimlerinde AK Parti Yığılca Belediye Başkanı adayı olarak yola çıktık. Halkımızın da teveccühüyle 30 Mart akşamı itibariyle Yığılca Belediye Başkanı olarak görevimize devam ediyoruz. Şu anda halkımın emrindeyim, halkımın hizmetindeyim. Yığılca'yı Yığılca olarak nereye taşımak istiyorsunuz? Buranın değerleri nelerdir? Yıllardır saklı kalmaktan artık sıkılan ama dünyaya açılan turizm cenneti olması yönündeki çalışmalarımızla buranın saklı kalmaktan artık kurtulduğunu düşünüyorum. Yığılca'mızı farklı kılan faktörler düşünecek olursak burası bir kere hakikaten doğa harikası bir belde. Kültürüyle 100 yıllık kültürün canlı canlı yaşandığı, folklorel güzelliklere sahip, efendime söyleyeyim, o tarihiyle, insanıyla, yaşayan coğrafyasıyla bir Yığılca'da bir farklılık oluştuğunu düşünüyorum. Ve insanlarımız da buna gelip gördükten sonra bizlere hak veriyorlar. Yani Yığılca'yı farklı kılan birçok neden olduğu gibi yine aynı şekilde Yığılca'nın yeraltı zenginlikleri, arısıyla efendime söyleyeyim bugün eşsiz arısıyla 5 kilometre bir mesafe kat ederek çalışan arısıyla yine her türlü derde deva olabilecek balıyla Yığılca'mız farklı diye düşünüyorum.
Akarsularıyla farklı diye düşünüyorum. Pınarlarıyla, efendime söyleyeyim, o şelaleleriyle, yani eşsiz bitki örtüsüyle bugün Türkiye'nin birçok bölgesine nasip olmayacak, hatta coğrafyasında bulunmayan ince uçlu bitki örtüsü ve kalın yaprak dediğimiz bitki örtüsü yine aynı bir arada olabilen ender bölgelerden birinde yığılca bulunuyor. Yine aynı şekilde değişik bir ekolojik yapıya sahip çiçek yapısı ve binbir bitki örtüsüyle, ya çeşit bir bitki örtüsüyle yığılcayı farklı diye kılan nedenlerden diye düşünüyorum. Yığılca balının diğer ballardan farkı, lezzeti ve yararları az sonra Meltem'le zirvedekilerde. Yığılca'da bal önemli bir yer tutuyor. Lezzetiyle farklılık gösteren yığılca balını tanıyalım diyor, bu balın özelliğini sizler için araştırıyoruz. Türkiye'nin 56 farklı lokasyonundan örnek alarak yaptığı araştırmada yığılca arısı vücut iriliği ve organlarının uzunlukları bakımından diğer illerin arı popülasyonlarından farklı bulunmuştur. Yığılca arısının ön kanat uzunluğu ortalama 9.30, arka kanat uzunluğu ortalama 6.60 çıkmıştır. Bacak karakterlerinden femur uzunluğu 2.81, tibia uzunluğu 3.23, basitarsus uzunluğu 2.18, basitarsus genişliği 1.20 olarak bulunmuştur. Daha sonra sürdürülen geniş çaplı araştırma sonuçları da yığılca arı ekotipinin genetik ve morfolojik bakımdan farklılığını ortaya koymuştur. Moleküler tekniklere dayanılarak yapılan genetik çalışmalarda yığılca arısı mtDNA, SSPI kesim bölgesine göre genetik bakımdan da farklı bulunmuştur. Yığılca arıları kalitelidir. Boyutları diğer arılara göre daha büyüktür. Enerjileri de yüksektir. Kışın az bal tüketirler ve yazın çok bal üretirler. İlkbaharda başladıkları çalışmalar sonucunda Nisan ayında bal üretimi oluyor. Erken uyanırlar ve hızlı bir şekilde üretime başlarlar. Normal bir arı soyundan 4 kat daha fazla üretim yapabiliyorlar. Bu da arımızın daha kaliteli olmasına ve tercih edilmesine neden oluyor. Peki sizin döneminiz başladığı andan itibaren hedefiniz nedir, projeleriniz nedir, burada neler gerçekleştirmeyi düşünüyorsunuz? Biraz burası hakkında yatırımcılardan, bütün sanayi veya burada olmasını istediğiniz ne tür projeleriniz varsa izleyicilerimize bahseder misiniz? Şimdi öncelikle ilçemizde yıllardır halkımızın özlemi olan ulaşım sıkıntısı söz konusuydu. Düzce Yığılca yolu diye hitap ettiğimiz bu, sizlerin de az önce geldiği bu yol. Yıllardır yapılacak şeklinde belli spekülasyonlar yapılıyordu. Biz göreve geldiğimiz günden itibaren yolumuzu sıkı takibe aldık. Siyasi milletvekillerimizin de desteğiyle bu yolumuzu yapım projesine alınmasını sağladık ve yolumuzun %60 seviyesine şu anda tamamlanmış durumda. Geri kalan kısmı ile ilgili her türlü projemiz tamamlandı. Kaynak sıkıntımız yok. Allah nasip ederse 2 yıllık bir süre zarfında yolumuz viyadükleriyle, köprüleriyle daha sağlıklı, halkın özlediği bir yol haline gelecek. Yine aynı şekilde Alaplı Yığılca yolu diye hitap ettiğimiz, bizi Karadeniz'e bağlayan bir yolumuz vardı. Bu yolla ilgili de işte gerek milletvekillerimizle, gerek de büyüklerimizle irtibata geçerek, sıkı takibi alarak bu yolun da şu anda başlamasına inşallah başladık ve yapımı devam ediyor hızlı bir şekilde. Öncelikle halkımızın yoldan sonra sağlık sorunu söz konusuydu. Bugün %99 bitim aşamasına gelen hastanemizi tamamladık. Hastanemizin son sistem cihazlarla nasip olsa donattık ve çok yakın bir zaman sonra da ilçemizde artık sağlık problemi
Düzce'ye gidip gelmeden kurtulacak, insanımız da özlediği sağlık hizmetine kavuşmuş olacak. Yine 50 yıl, Yılca'nın 50 yılına hitap edecek altyapı projemizi, işte sizlerin de gördüğü gibi halkımızın hizmetine soktu, yani başladık, yani daha şu anda hizmete alamadık, yapımına başladık. Projemizin ilk ayağı olan yapım çalışması nasip olursa Allah'ın izniyle bu ay itibariyle başladı. Tam hızıyla devam ediyor. Aynı şekilde bu altyapı projesine paralel vaziyette 36 kilometrelik iç içme suyu şebekemizi nasip olursa yeniliyoruz. Artık Yılca'nın içme suyu ve kanalizasyon sıkıntısı, Allah nasip ederse 50 yıl vatandaşımız bu sıkıntıyı yaşamayacak. Yine aynı şekilde ilçemizin şu anda görüldüğü gibi belli bir kısmında elektrik hatları yer üstüne giriyor. Belli bir kısmı da lokal olarak bir kısmı daha önce yapılmış. Biz nasip olursa projemizi tamamladık. Şu anda yatırım projesine girdi. Yaklaşık bir aylık gibi kısa bir süre zarfında da elektrik hatlarımızı komple yer altına alıyoruz. Belediyemizi daha güçlü bir belediye yapma noktasında, vatandaşımıza 24 saat kesintisiz hizmet verme noktasında araç parkurumuzu kuvvetlendirdik. Bunların hiçbirine 25 kuruş para harcamadan elde ettik. Şu ana kadar 10'a yakın araç parkımızda belediyemizi güçlendirdik. Bütün itfaiye sistemimizi komple elden geçirdik. Şu anda 24 saat olacak şekilde hem köylümüzün hem de merkez ilçemizin hizmetinde olmak üzere itfaiyelerimiz hizmet veriyor. Aynı şekilde vatandaşımızın 24 saat, ama Türkiye'nin neresinde olursa olsun cenazesi olduğu takdirde belediye olarak hastaneden, yani cenazenin olduğu mahalleden alıyoruz, evine kadar naklini yapıyoruz. Eğer aile arzu ederse, istekte bulunursa cenaze hizmetlerinin her türlüsünü, kefeninden tut da mezar işlemlerine varıncaya kadar hiçbir ücret talep etmeden Allah'ın izniyle onu da yapıyoruz. Yine aynı şekilde eğitime el attık. Bugün ilçede tek liseyle eğitime devam ediliyordu. Bugün ikinci lisemizi, Anadolu İmam Hatip Lisemizi ilçemizde açtık. Yine buna paralel vaziyette Ankara yollarını aşındırarak bu okulumuzun bina sorununu, kaynak sorununu çözerek nasip olursa inşaatımıza 5 milyon TL kaynak sağladık. Şu anda ilin en modern binasını yapacak vaziyette. İnşallah bu ikinci lisemizin bina sorununu da çözmüş olacağız. Aynı şekilde ilçemizin turizm potansiyelini ön plana çıkarma noktasında değişik etkinliklerimiz oluyor. İşte bunlardan bir tanesi bu sene yelken yarışlarını yaptık. Çok da güzel oldu, hoş oldu. Daha önceki yıllarda ilk seçildiğimiz anda da güreş festivali düzenledik. Yani neticede ilçemizde bir sosyal faaliyet konusunda Allah nasip ederse hem tanıtım noktasında elimizden geleni gösteriyoruz. Bunu da yapmaya devam edeceğiz. Yılca hep doğasıyla tanınır. Yılca fındığıyla tanınır, arısıyla tanınır, balıyla tanınır, akarsularıyla, barajıyla tanınır, güzel, hoş ve insanlarıyla tanınır. Ama Yılca'nın bilinmeyen bir yönünü de söyleyeceğim buradan. Bütün dünyaya deklare etmek istiyorum. Yılca'da dünyanın en kaliteli mermerinin Yılca'dan çıktığını ilimizde bile çok az insan bilir. Bugün Yılca yeraltı zenginlikleriyle, akarsularıyla bana göre belki de dünyada eşsiz bir ilçe. Öyle olmasaydı dünyanın en kaliteli mermeri bugün bizim ilçemizden çıkmış olmazdı. Buradan çıkan mermer, efendime söyleyeyim, granit taşları dünyanın en lüks
villalarını, saraylarını süslemekte. Bu da bizi Yılca olarak umuyorum ki farklı kılmaktadır. Yine sizlerin de değindiği şekilde belediye başkanı olarak, Yılca Belediye Başkanı olarak çok değişik holdinglerle, değişik iş adamlarıyla görüşmeler yapıyoruz. Onları ilçemize davet ediyoruz. Bunlarla ilgili çalışmalarımız var. Nasip olursa ilçemizin istihdamı konusunda, gençlerimizin istihdamı konusunda Yılca, az önce söyledik, Yılca'yı sadece hizmet bakımından 50 yıla hazırlamıyoruz. Yılca'yı istihdam konusunda da Allah nasip ederse 50 yıla hazırlıyoruz. Belki sonsuz geleceğe hazırlıyoruz. Bununla da ilgili de Türkiye'nin çok önemli iş adamlarıyla görüşmeler yapıyoruz. Holdinglerle görüşmeler yapıyoruz. İlçemizin ekonomiye kazandırılacak neyi varsa doğayı bozmadan, doğa dokusunu bozmadan, coğrafyasını bozmadan, o güzelliğini bozmadan nasip olursa ekonomiyi açmayı hedefliyorum. İnşallah bu konuda da hiçbir fedakarlıktan asla ve asla yılmak diye bir şey dünyamda yok. Buradan vatandaşlarıma müjde veriyorum. Sadece hizmet yapmıyoruz ve yapmayacağız. Biz Yılca'mızın hizmetiyle birlikte biz şunu düşünüyoruz, ben kendi şahsıma, sadece çöp toplayan, su akıtan, işte insanların belli bir sorunları ilgilenen bir belediye başkanı asla değilim. Hizmet üreten, hem de kalite üreten, çözümsüzlüklere çözüm üreten bir belediye başkanı olduğuma inanıyorum. Buradan vatandaşıma Türkiye'nin neresinde olursa olsun, Avrupa'nın hangi şehrinde olursa olsun insanıma seslenmek istiyorum. Asla ve asla ümitsiz olmasınlar. Artık Yılca bir marka olacak. Yılcalı olmak bir farklılık olacak. Yılcalı olmak bir güzellik olacak. Ben kendi şahsıma 3 tane çocuğum var. Onlara da aynı şeyi söylüyorum. Yılcalı olmak bir farklılık oluşturacak. Onur oluşturacak, gurur oluşturacak. Bunu her yönüyle söylüyorum ama. Asla ve asla bunu bir popülizm olsun söylemiyorum. Biz ömrümüz vefa ederse, görev süremiz buna vefa ederse biz bunu oluşturacağız. Buradan dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun bütün yaşayan insanlarıma ümitsizlik değil, bundan sonra Yılca için bir ümit var olma dönemi başlamıştır. 1,5 yıldan beri bu devam ediyor. Allah nasip ederse iğme şeklinde devam edecek. Buradan Almanya, Avrupa, İsviçre, bütün Avrupa ülkesine hitap ediyorum. Yılca her 6 ayda bir, her 6 ayda bir Yılca çok büyük değişimler gösterecek. İşte ispatı değişim başladı. Şunu söylüyorum, Avrupa'da ne görüyorsa, büyük şehirlerde ne görüyorsa benim insanım bunu görecek, bunu yaşayacak. Oradaki kaliteyi Yılca'da görecek. Buradan bir mesaj vermek istiyorum. Bugün Avrupa'da Türkiye'nin dört bir yanında özellikle yaşayan 150 bin Yılcalı vatandaşımız bulunmakta. Bunlar da inanıyorum ki sağlam bir Kanal 7 izleyicisi olduğuna inanıyorum. Şu mesajı onlara vermek istiyorum. Şu eziklikten kurtulsunlar lütfen. Yılca'nın nüfusunu asla sorun etmesinler. Yılca'nın yollarını asla sorun etmesinler. Onlara söz veriyorum. 2 yıl diyorum bak. 2 yıl içinde onların yol problemini çözmüş olacağım. Yaklaşık 2 yıl ve 3 yıl içinde farklı bir Yılca oluşturacağız. Yılca marka bir ilçe yapacağız. Yılca'nın nüfusuyla değil, güzelliğiyle. Yılca'nın o eşsiz güzelliğiyle, cennetimsel güzelliğiyle, yani böyle insanların hayran kalacağı bir güzelliğiyle biz Yılca Belediyesi olarak, Yılca Belediye Başkanı olarak bunlara güzellik katacağız. Onlar onur duysunlar, gurur duysunlar. Asla ve asla ilçenin nüfusunun azlığıyla eziklik duymasınlar. Ben onlara şu sözü veriyorum. Yılca'yı farklı bir boyuta, farklı bir dalgalara taşıyacağız. Yılcalı olmanın gururunu, onurunu, şerefini onlara yaşatacağım. Buradan
onlara namus sözü veriyorum. Onlara her türlü inanabilecekleri sözü veriyorum. Ben sadece onlardan istediğim manevi destek ve dua etsinler. Lütfen. Şimdi de kameralarımızın yönünü Yalova'nın Şirin ve Gözde ilçesi Çiftlikköy'e çeviriyoruz. Gelişen yönüyle kentin önemli ilçelerinden birisi olan Çiftlikköy'de belediyenin çalışmaları hizmet noktasında dikkat çekiyor. Çiftlikköy Belediye Başkanı Sayın Ali Murat Silpagar bu hafta Meltem'le Zirvedekiler programının konuğu oldu. Meltem Dikici'nin sorularını yanıtlayan Başkan Ali Murat Silpagar, Çiftlikköy'ün kısa sürede birçok eksiğinin projelerle giderildiğini ifade etti. Sahil projesi, çöp konteynerlarının yer altına alınması projesi, altyapı çalışmaları, engelsiz kafe projesi, yapay ada projesi, düğün salonu projesi hakkında geniş bilgiler veren Başkan Silpagar, Çiftlikköy'ü yaşanabilir, modern bir kent yapma yolunda artık hizmetler için adım attıklarını vurguladı. İdealist yapısıyla dikkat çeken başkanın kararlı ve aynı zamanda istikrarlı çalışmaları gözden kaçmazken, Başkan Silpagar'ın şu aralar üzerinde titizlikle çalıştığı bir proje olan ve Çiftlikköy için hayati önem taşıyan Kavşak projesini programımıza değerlendirdi. Benim için şu an en önemli proje Kavşak projesidir diyen Başkan Silpagar, burada sık kazalar meydana geldiğini ve bu projeyi önemsediğinin altını çizdi. Konumu itibariyle İstanbul, Kocaeli, Bursa gibi sanayi merkezlerinin yol güzergahı üzerinde bulunan Çiftlikköy, sanayi alanında yatırım yapacak kişiler için de cazibe merkezi. Çiftlikköy'ü sizlere biraz tanıttıktan sonra şimdi sözü Çiftlikköy Belediye Başkanı Sayın Ali Murat Silpagar'a bırakalım diyor. Bu içten samimi sohbetimizle sizleri baş başa bırakıyoruz. Çiftlikköy'ümüz çok eski dönemlere, Helen çağına, hatta Bizans çağına kadar devam eden bir şey var, yazıtları var, tarihi eserleri var. Çiftlikköy bu bölgenin en eski yerleşim yeri. Nüfusumuz yaklaşık kışın 30 bin, yazın tabi bu 2-3 katına çıkıyor. 90 bin lira, 100 bin lira geliyor. Yazlık da bir yer, yazlık bir yer. Fakat gitgide kışlık mekan olmaya başladı. Burada geçim kaynağı çiçekçilik, hayvancılık, turizm ve burada sanayi bölgesi var. Bir kısım insanlarımız o sanayi bölgesinde çalışıyorlar. Mühendis olarak çalışıyorlar, işçi olarak çalışıyorlar. O şekilde bir dağılım var. Esnaflarımız var, iş adamlarımız var. Hemen hemen her kesimde Çiftlikköy halkı var. Gerçekleştirdiğiniz projeler neler? Neler gerçekleşecek? Şu anda devam eden projeleriniz, biraz da ondan bahsedelim. Mesela birkaç tane örnek vereyim. Belediye kurumsallaşacak demiştik. Onu 3 ay içerisinde mümkün olan hızlı bir şekilde onu hale getirdik. Mezarlıklar demiştik. Orada işte şeyleri kaldırdık. Ücretleri kaldırdık. Halka ücretsiz yaptık. Mezarlıklar, işte taziye çadırları getirdik. Cenaze araçlarını getirdik. Cenaze nakline başladık. Bunlar kısa sürede yaptığımız şeyler. Daha sonra temizlik demiştik. Hemen temizlik işlerinde sayıları arttırarak ona bir çare bulduk. 3 kademe daha yukarıda götürdük ki bu her sene temizlik işlerimiz artarak daha çok verimli hale gelecek. Bunun gibi şeyler. Yani neydi?
abone fiyatı, su fiyatlarını düşürmek olmuştu. Onları düşürdük. Bunun gibi. Bunun gibi şeyleri bitirdik kısa dönemde. Orta vadede ne demiştik? Sahil projemizi bitireceğiz demiştik. Efendim düğün projemizi, kapalı spor salonu, engelsiz kafe şeklinde bir sistemimiz vardı. Sosyal testlerin halka açılması, hayvan rehabilitasyon merkezinin iyileştirilmesi. Bunları da orta vadede gerçekleştireceğimizi söylemiştik. Nitekim bu orta vadede gerçekleştireceğimiz şeyleri de gerçekleştirmeye başladık. Mesela çöp konteynerlerini yer altına alacağız demiştik. Kendi atölyemizi kurduk, üretiyoruz. Ürettiğimiz kadar da yer altına almaya başladık. Sahile giriş yollarını bitirdik. Şimdi ana yollara geçtik. Ana yollara çöp konteyner aşağı alınıyor. Daha sonra ne demiştik? İşte köyümüze bir düğün salonu katalım. Burada düğün fiyatları çok yüksek. Lüks olsun, fiyatlar minimumda olsun diye. Yani A kalite düğün salonu, Z kalite fiyat. Fiyatı iyice düşük yapacak demiştik. Onu ihale aşamasında işte ihaleye girdik. Yakında onu bitiririz. Engelsiz bir kafe demiştik biz. Engelli vatandaşlarımız için. Engelsiz kafenin yerini oluşturduk. Sahilde, denize sıfır. Orada engelsiz kafe şu anda yukarı doğru çıkıyor. Temeller atıldı. Direkleri dikilme aşamasında. Yaklaşık bir ay içerisinde faaliyete geçer. Yanında engelsiz park, engelsiz spor aletleri, engelli vatandaşlarımızın rahat oynayacağı, spor yapabileceği bir alan. Kafesi önünde de denize girebileceği, kumundan yararlanabileceği kumsal. Daha sonra ne demiştik? Kapalı spor salonunda bir eksikliğimiz vardı. Ne yazık ki köyümüzde yok bu. İşte onda projelerini bitirdik. O da yer tespit edildi. Kısa sürede kapalı spor salonumuza faaliyete geçecektir. Diğer bir orta vadedeki sözlerimizden biri sosyal tesisten halka açılmasıydı. Gelir gelmez şirketimizi kurduk. Belediye sosyal tesisleri, 5'e yakın sosyal tesisimiz vardı. 4'ünü aldık. Hatta 6 gibiydi, 6. 4'ünü aldık. Halka açtık. Seçim öncesi söz verdiğimiz gibi çay 1 lira demiştik. İşte deniz kenarında da Bayraktepe diye manzaralı bir yerimiz var. Orada da o verdiğimiz sözle tuttuk. Elektrik hatlarının aşağı alınması diye bir projemiz vardı. O da orta vadede. Bununla ilgili bütün yazışmaları bittik. Bitti. 12 kilometrelik bir ana hat çıktı. Bu ana hat da efendim 2016'dan ocağından itibaren alınmaya başlanıyor. Kanalizasyon su, yağmur su kanallarımız zaten yok. Bu projelerimizi hayata geçirdik. Yani geçirmek üzereyiz. Projeleri bitti. Onayları alındı. İçme suyunun, kanalizasyonun, yağmur su kanalının onayları alındı. Yakında da ihaleye çıkıp Çiftliköy'ün altyapısını 18 ay gibi bir sürede mahalle mahalle girmek şartıyla 18 aylık bir sürede altyapısını bitireceğiz. Ne demiştik bir de? Meydan diye bir söz vermiştik. Çiftliköy'e büyük bir meydan lazım. En büyük sıkıntımız meydan. İki yeri belirledik. Allah nasip ederse çalışmalarımız Mart-Nisan gibi o çalışmayı bitirmek üzereyiz. Köyümüzün içerisinde bir meydan var. Küçük bir meydanımız var. Onun etrafını da alarak o meydanı büyütmek istiyoruz. Onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor yalnız. Bizim seçim zamanlarında en büyük sloganlarımızdan biri Çiftlik Adası demiştik. Çiftlik Adası yapacağız. O da şöyle. Çiftliköy'ün içerisinde bizim bir körfez gibi yerimiz var böyle. Bütün suyun birikindiği. Orada da şöyle bir sıkıntı var. Kumsallar var. Deniz bir derinleşiyor, bir sığlaşıyor. Bir derinleşiyor, bir sığlaşıyor. Buraya da kumsal diyorlar. Birinci kumsal, ikinci kumsal, üçüncü kumsal gibi. Dalga geldiği zaman, yosunla beraber geldiği zaman geri dönerken o kumsallara takılıyorlar. Dolayısıyla böyle kötü bir görüntü veriyor. O biriken yosunlar koku yapıyor. Dedik bunları da yok etmenin yolu suyu biraz derinleştirmekten geçiyor. Bu suyu nasıl derinleştireceğiz? İçerisine kumları bir araya toplayarak çelik kazıklar üzerine taşlar döşerek kumları oraya biriktirdiğimiz zaman hem Çiftliköy'ün bir adası olacak hem orası kademeli şekilde eski derinleşeceği için orada %70, %80 oranında bir yosunda azalma olacak. Deniz daha temiz, daha güzel gözükecek. Müzik
Başkanım, tabii sadece merkezle kalmamışsınız. Aynı zamanda köylere de bayağı bir hizmet gitmiş bu arada. Bunu yaptığımız anketlerde de gördük. Çok da mutlu olduk. Neler yapıldı bu arada? Köylerimiz için yapılan projelerden birazcık da bahsedelim. Eğer Yalova'nın en büyük ilçesi bilsek, burada AK Parti'nin hizmetlerini tanıtmak da bize düşüyor. Dolayısıyla Yalova'da girmediğimiz köy kalmayacak. Biz şöyle yaptık. Bırakın köyleri, mesela adliyede asfalt ve aydınlatma yapılması gerekiyor. Yalova'nın sınırlarında. Oraya da biz girdik. Yalova Devlet Hastanesi'nin girişi, bizim Çiftliköy'de ek binanın girişi biz yaptık. Yalova Devlet Hastanesi'nde bir şey yapılması gerekiyor. Oraya girdik. Köylere hizmet götürme birine 50 bin lira hibe. Bu hibeler her sene yapacağım ben. Ne zamana kadar? Yalova Belediyesi'ni alana kadar. Mücavir alanımızdaki bütün köylere kamelya, oturma bankları, aydınlatma, sundurmalar, kameralar, kameraleştirmesine kadar bunları yapıyoruz. Bütün köylerimizdeki, etrafımızdaki bütün köylerin, camilerin temizliği, ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Kandiller'de hiçbir köyümüzü, Çiftliköy'deki camileri unutmadığımız gibi köylerimizdeki hiçbir caminin cemaatini unutmuyoruz. Oralarda da varız. Gördüğümüz kadarıyla burası oldukça hareketli bir kavşak söz konusu, yol güzergahı. Dolayısıyla zaman zaman trafik kazaları da burada oldukça üzücü şekilde yer almış. Ve siz bir kavşak projenizle özellikle bu trafik kazalarına bir dur demişsiniz. Biraz bundan bahsetmek istiyorum çünkü önemli bir proje bu. Nereden aklınıza geldi böyle bir girişimde bulunmak ve bu girişimi daha önceki dönemlerde neden yapmadılar da sizin döneminizde bu oldu? Biraz ondan bahsedelim. Şimdi biz belediye başkanı olarak mal ve can güveninden de sorumluyuz. Ben gelir gelmez bu kavşak projesini gündeme getirmeye çalıştım. Projesini çizdirdik. Projesini karayollarına, genel müdürlükte her yerde onaylattık. Ve bununla ilgili sürekli çalışma yaptım. Geldiğim günden itibaren dedim buraya bu kavşak olacak. Olmazsa olacak. Olmaz diye bir şey yok. Biz kavşağı projelerini bitirdik. Onaylarını aldık. Ben hatta meclisten ne olur ne olmaz diye yetkiyi de aldım. Kendi yaptırma yetkisini de aldım. Fakat elhamdülillah Yüce Rabbim'in de yardımıyla karayolları bunu yapmaya karar verdi. İşte bu 14 Eylül'de de şeye çıkıyor. İhaleye çıkıyor. İşte ihaleden sonra 3-4 aylık bir çalışması var bunun. Çiftliköy halkı kavşakla beraber bir ölümlerden kurtulmuş oluyor. İki, Çiftliköy'ün sahiliyle merkezi buluşmuş oluyor. Çünkü bu yol Çiftliköy'ü ikiye bölüyor. Bir de az ötesinde yine bir alt kavşağımız var. Alt kavşak yapacağız. Onu da belediye olarak biz kendimiz yapacağız. Onu da birleştirdiğimiz zaman Çiftliköy 3 noktadan bir de yukarıda yapılacak ama uygun yer bulamadık oraya. Bulduğumuz gibi 3 noktadan Çiftliköy birleşecek. Yani artık Çiftliköy'de elhamdülillah ölüm kavşağı dediğimiz bu kavşakta bundan sonra problemler olmayacak. Buna kamuoyunu da hazırladık biz. Projeyi çizdirdikten sonra 3D'yi de hazırlattık. 3D sunumla beraber halka da duyurduk. Halk da bunun arkasında istiyor. Dolayısıyla biz de sözümüzü verdik. Seçim öncesi vermiştik bu sözü. Sözü de tutmuş olacağız inşallah. Allah yardım edecek bize elhamdülillah. Bakın biz geldiğimizden itibaren engelsiz vatandaşlarımıza çok destek verdik. Ve yapmaya da devam ediyoruz. Her şeyle ilgileniyoruz. Hatta inanır mısınız? Ben bir engelli vatandaşımızın evi vardı böyle taşlı. Arabasıyla geçerken sürekli düşerdi, kalkardı. O yolu asfaltladık biz. Şimdi o vatandaşımız rahat bir şekilde yola ulaşıyor. Fakat aynı engelli vatandaşımız akülü arabası yola çıktığı zaman bu kavşaktan karşıdan karşıya geçemiyor. Sahile inemiyor. Bizim bu köprülü kavşak vasıtasıyla alttan buluşacağı için Çiftliköy halkı o akülü arabasına binecek, sahiline inecek, engelsiz kafeye geçecek, sporunu yapacak, oyununu oynayacak, çayını içecek, kumsala girecek. Denize girmeleri için deniz şeyler de getirdik biz. Onlar da geliyor, onlar da duruyor. Denizlerine de girecekler. Yani bir engelli vatandaşımızın geçebileceği şekilde bu kavşak oluşturuldu. Arkamızdaki güç, hizmet gücü. Yani Allah partimizi günden güne güçlendirsin. Allah Cumhurbaşkanımızı, Başbakanımızın gücüne güç katsın. Hatta benden alsın, versin. Yani ben bunu net söylüyorum. Onlardan aldığımız güçle de biz burada gidiyoruz. Çünkü
sizin örnek aldığınız idolleriniz yaptığı hizmetler böyle olunca siz de arkadan ufak tefek de olsa bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Bizim rol modellerimiz çünkü. Başkanım, birazcık da tabii sosyal faaliyetlere girelim. Kültürel değerler açısından, halkın birazcık daha coşması açısından diyelim. Neler yapıyoruz? Bayanlara yönelik projeleriniz var mı? Bunları birazcık da değerlendirelim. Şimdi biz şöyle yapıyoruz. Bu kültürel faaliyetleri ikiye ayırıyoruz biz. Bir Haziran, Eylül arası yaz şenlikleri adı altında. Bir de Eylül'den sonra, Haziran'a kadar olan kısımda kültürel faaliyetleri iki bölümde işliyoruz. Kışın genelde konuşmacı ağırlıklı. Yavuz Bahadır Hoca, Sinan Yavuz Bahadırlıoğlu, Sinan Yağmur, işte Ömer Hoca, bu tip faaliyetler yapıyoruz. Tabi bunu yaparken Osmanlı Haftası'nda bizzat, Osmanlı Haftası'nda programlar düzenliyoruz. Osmanlı Haftası'nda bir mehter takımı geliyor. Ona göre söyleşiler geliyor. Ona göre etkinlikler kendi aralarında bölünüyor. Mesela 31 Aralık gecesi Mekke'nin fethi kutlanıyor. Bununla ilgili hazırlıklar yapıyoruz. Mekke'nin fethiyle ilgili. Yani özel haftalarda özel programlar yapıyoruz. Onun dışında da her ay TRT'den TRT sanatçıları getiriyoruz. Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği şeklinde. Genelde TRT'den alıyoruz ama sanatçıları. Tabii kültür merkezimiz var. Şimdi büyük bir kültür merkezi yapacağız. Projemizde onu anlatmadık. 11 dönüm üzerine büyük bir kültür merkezi geliyor bize. Allah nasip ederse onu da yapacağız, o büyük kültür merkezini. O geldikten sonra faaliyetlerimiz daha da artacak. 400 civarında öğrencimiz var. Yani Çinicilikten tutun, gitar kurslarına kadar bütün her şey var. Şu anda faaliyette. Spor dallarında 400 civarında sporcumuz var. İşte futboldan tutun, karateye kadar bütün sporcularımız var. Yaklaşık şu anda kültür merkezi olarak sporla beraber 800'den fazla sporcu ve sanatkar olacak çocukların üzerine duruyoruz. Yani 800'den fazla da öğrencimiz var bu konuda. Yatırımcılar gelsin mi buraya? Buranın yatırım cazibesi de biraz önemli bence. Bundan da bahsetmek istiyorum. Şimdi bizim kapılarımız yatırımcıya açık. Her türlü desteğimizi yapıyoruz. Biz de görüştükleri zaman kapıları sonuna kadar açıyoruz. Elbette gelsinler ve gelecekler de. Gelmek zorundalar da. Yani ona doğru gidiyor. OSB'ler deyince ben bir de özel OSB'ler istiyorum. Onlar gelirse onlara da ayrı bir destek olacağım. OSB'ler bittikten sonra burada aşırı bir yoğunluk olacak. Yalova'nın ve Çiftlikköy nüfusu günden güne artıyor. Yani Çiftlikköy'ün bizim hesabımıza göre şu anda nüfusu 30 bin ise biz önümüzdeki seçimlerde inanın 50 bin seçmenle seçime gireceğimiz hesabı yapıyoruz ve gireceğiz de. Çiftlikköy senede 6 ile 7 bin arası şu anda göç alıyor. Ki bu OSB'lerle beraber çok artacak. Çok teşekkür ediyoruz. Programımıza katıldınız. Bizi onurlandırdınız. Güzel projelerinizi de sevgili seyircilerimizle paylaştık ama sizi bırakmıyoruz tabii ki. Son olarak bir mesajınızı da alalım. Neler söyleriz Çiftlikköy'den tüm halka, tüm dünyaya? Burada mesajı şöyle vereyim. Çiftlikköy'ü seven bir belediye başkanı var. Bu bir kere net. Dolayısıyla Çiftlikköy'ümüze, buramıza, memleketime en ufak bir desteği olan, hayır olan herkese kapımız sonuna kadar açık. O yüzden sanayiciliği de bekliyoruz, turizmciyi de bekliyoruz. Memleketimi sevdim, bir de altını çizeyim. Türkiye'ye ne verebiliriz mesaj? Allah ülkemizi daim etsin. Ve ülkemizin o şanlı bayrağını başımızdan eksik etmesin. Ve inancım da şudur. Biz büyüyoruz, gelişiyoruz, çok daha iyi olacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun. Yalnız benim 90 yaşında bir annem var. Her namazda şöyle bir dua ediyor. Bu dua unutuldu herhalde. Bu duayı tekrarlayalım. Ya Rabbi devletimize, milletimize zeval vermedi. Çok önemli bir benim aslında. Anacığım her 90 yaşında her namazda bu dua ediyor. Ben de bu duayı annemden öğrendim, devam ediyorum. Her namazımı söylerim bunu. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin ve yüceltsin inşallah. Thank you.
Evet efendim, bu haftalık da bu kadar. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Umarız keyifli dakikalar yaşamışsınızdır. Meltem'le Zirvedekiler programı olarak ülkemizin güzelliklerini sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bizlerden ayrılmayın. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.